merhaba. Ben Şenol. Minecraft Skyblock'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Yine Şenol yırtınıyor. Arı mekanı yaptım. Camdan yapmamı öneren vardı. O kadar camım yok. Yani kum düzgün çıkartmaya başladığım zaman belki olur da. Kafes sistemi yaptım diyelim. Şöyle bir yer ayarladım bu arkadaşlara. Bunlardan da sözde polenize oluyorlarmış. Onun dışında toprak koydum. Ki Koydum. Arkadaşlara yer koydum ve üstlerine de Expansion Box'lardan koydum. Yani normalde 3 tane arı tutarken 5 tane arı tutuyor. Sadece şu 3'ü 15 tane tutuyor. Ve ufaktan bir şeye tosladık. Şimdi bu abinin kitabını craft ettim. Burada 3 aşağı 5 yukarı her şeyi söylüyor da işte... E, ...modun sistemi şu şekilde, videosunu falan da izledim bu arada standart arıların üzerine yapılmış diyelim. Şimdi bizim dünyamızda pek bir şey olmadığından hani arı çıkıyor da böyle sadece arının kendisi çıkıyor falan gibi standart arı olmuyor diyelim kısacası. Uzun lafın kısası. Başlangıçta etrafta nestler bulursun diyor ki nestin içinde arı olmasına gerek yok. Sen ona şey yedirerek hani e, honeycomb yedirerek içinde spawn olmasını sağlayabiliyorsun. Öyle bir durum var. Tek sıkıntısı bazı ihtiyaçları var bu araların. Bölge mesela atıyorum ee, nedir o orman bölgesinde olman lazım işte ormanla alakalı bir arayı çıkartabilmek için. Bizim en büyük sorunumuz biz şu anda baya baya okyanus bayonundayız. Okyanus bayonunda bir hal çıkartılır mı bilmiyorum. Onun için arayı yakalamak için bir keç yaptım. Ama tatlı yapmışlar moda Allah için. Onun için hani üzerinden bir ufaktan geçmek istedim. <laughs> Arıların hepsini burada gösteriyor. Mesela diamond lazım diyoruz değil mi? Diamond ender ve lapisle yapabiliyorsun. Ender endstone nestlerinde yaşıyor. Endstone Nest'i yapabilir miyim? Emin değilim malzemem var mı? Bakmadım ama sonuç olarak endstone Nest'i içinde çıkartabilmem için ender bi prefer pollinating the locally flora of Cronus plant yani o bölgedeki çiçeklerden işte malzeme almayı ister ve hani o bölgede çıkar öyle diyeyim. Hani o nesti yapıp ende gidip yere koyup hani kombi yedirmen lazım ki spawn olsun denilen bu. Ama burada olay değişebiliyor da olabilir. Ya yani orayı yaptım oraya birkaç tane arı koyacağım. Geçer yok da. Ee, şöyle baktığım zaman dallamalar niye gitti ki böyle ya? Neyse böyle bir bölgemiz var bizim. Belki de bırakmadım ama. Hayırlısı ya. Şuraya bir gidelim. Ya bu da, bu da. Kötü kötü gözüküyor. Buraları ben sonra yıkarım ya. Malzeme sıkıntı değil o kadar. Kafaya taktığım bir şey değil artık yani. Ama yine de Arıları çoğaltacağım arkadaş. Neredeyse üstündeyim. Muhtemelen burada bir yer. Evet. Değil mi aşağıda mı? Görmüyoruz. Allah bilir. Bakalım bunu ne yakalayabilecek mi? Çok merak ediyorum o iş. Burayı tuttururuz her türlü ya. Hedef şurası. Havada karardı. Allah'tan buraları ona göre silap yaptığım için sıkıntı olmuyor. Niye bir yatayım geleyim ben. Oh, slapleri yanlış koymuşum. Ah, alta koydum zannediyordum. Üste koymuşum. Adam spawn oldu orada. Onu, da halletmem lazım. Müsaade et kardeşim. Müsaade et. Başka yatağımız yok şimdi. Hallederiz size de yatak. Yatarsınız. Yatıp ne yapacağım? İşiniz gücünüz yatmak. Tamam herif yanıyor. Eee orayı slaplama halledeyim. Yoksa Hımm. Mesela koysam da olur ya. Merhaba kanki. Ciddisin sen yani baya baya dalacağım bana. Ne olur. Şeyi açık bırakıyorum hep ya. F7'yi. E tamam bu iş böyle çözülür. Bu kadar ilerledik. Burada ne? Abi burada da ocean. Ya biz okyanusun ortasındayız ya. Biz başka yeri zor buluruz burada. Bana öyle geliyor yani. Tamam arı burada. Hadi bismillah. Hakkınızı helal edin. Hoppa. Avcımı mı yaladım? Evet. Böyle gözüküyor. Belki de şişe daha mantıklı be. <laughs> şişe daha mı mantıklı? Biraz bu taraftaydı zaten Yok biraz o taraftaydı. Burada gözüküyor tam. Delikte de işte abi. Aynen delikte. De. Bunu da yiyeyim. Doğsun eltim. <laughs> Bu arkadaş. Yakaldım ben bununla daha önce ya. İş yapıyor yani. Yakaladım. Yep. Ee, aha da bir keç. Bunun güzel tarafı bir de istediğin neste sokabiliyorsun. Yani oradan bir umudum var. Bilmiyorum bir şey yarar mı? Hani diğer nestlerden yapacağım. Hangi nest gerekiyorsa. Bununla birlikte ona sokmaya çalışacağım. Veyahut da diğer nestlerden yapacağım. Okyanustayız ya. Bu iki her şey yarar. <laughs> Sanmıyorum ama. Onların içinde spam ettirmeye çalışacağım. İlk başta bu arkadaşı bir şey ettirin de. Bu arada var mı? Yani. Çiçeğim de var şu arkadaşı da götürelim de şurada. Şuradan Çukuradan dışarı. seni direkt alabilir miyiz acaba? Böyle bir şey yok değil mi? Ne bileyim belki alırım dedim. Sabah oldu çıksana be aslanım. Tamam bu da çıktı. Onu da aldım. Sonra peşimden dolaştırmayacaksın. Ben burayı kapatabilirim ya. İnşallah buradan Çıkar mı buradan bu ya? Emin değilim ha. Normal kapı mı yapsaydım buraya? Hiç çıksa bile az çıkar gibi geliyor bana. Eee CTRL ile şöyle olması lazım. Galiba. Boink, boink. Tamam, bunları ben burada bir çoğaltmaya başlayayım. İnşallah buradan çıkmazlarsa Bir, bir, bakayım ben ne olur. <laughs> Çıkar mı? Karar. Bir tanesi çünkü öbür tarafa kendi yerine gitmeye çalışıyor olabilir. Sözde eğilerek miydi? Shift diye okudum ama shift bende CTRL ya onun için CTRL eğilme shift Onun için dedim böyle koyarsam olur herhalde diye düşündüm ama. Arkadaşı al buradan. Ortalığı toparlamış olalım en azından. Bakalım bu şekliyle ne olacak? Botanya. Ya bunun da işte bir miktar videosuna falan baktım. İlginç mana üzerinden, doğanın enerjisi diyelim mana olarak geçiyor. Doğanın enerji üzerinden gidiyor. Bu da bir ilginç. Ya tek başına bunun üzerine böyle seni yaparsın. <laughs> Öyle bir şey bu. Ufak ufak ucundan ucundan bakıyoruz bunların hepsine. Yani bunlar derinlemesine çok fazla gidiyor. Aşırı. Yani adam bunun üzerine kanal yapan gördüm ya. Sadece bu modun üzerine. Bilmem kaç tane videosu var. Hepsinde parça parça şeylerini anlatıyor. Düşün yani. Biz bilmem kaç tane böyle mod var. Ucundan ucundan bakıyoruz. Bunlarda ilginç çiçekler var. Başlangıç olarak zaten şu ikisini öneriyor. Bu etraftaki suyu kemirerek. Hemen yakın bloğundaki suyu kemirerek mana oluşturuyor. Bu etrafındaki bloğundaki malzemeleri yakarak mana oluşturuyor. Bu abi ki normal ocakta yanan şeyler olması lazım ve yandıktan sonra malzeme kalmaması lazım. Hani öyle kömür oluşturan falan filan da olmuyor. Malzeme kalmayacak geliyor. O şekilde yanan malzemeleri yakıyor. Yarı süresinde yakıyor. Atın 300 tik mesela ocakta diyor ya bu 150 tikte yakıyor. Bu malzeme yiyor. Şu malzeme yemiyor bunun güzel tarafı. Şunu yaparsak eğer hidrojen malzeme de yemiyor. Etrafına belli bir standart 3'e 3 blok su gerekiyor ya. Ona göre 5'e 5 blok su yapıyorsun. Yan taraflarını kemirip gösteririm şimdi. Bir yer oluşturduğun zaman o arkadaş da şey yapabiliyorsun ama bunlara yer lazım ya. Bunlara, bize Alan lazım. Bunların yanına giresim yok. Hiç giresim yok. Burayı arkaya doğru uzatsam arkaya kendime yer mi yapsam? Veya hut. Ya tabi o taraf daha mantıklı ya. Başta ona göre tasarlamadık burayı. Hani gittikçe gelişiriz falan dedik. Bir yerden sonra biraz sorun oluyor tabi. Burası da yeşillik kaldı ya. Ulan be hemen de gelmiş şerefsiz. Şu mı lan? Herif havada oluşmuş ya. Muhtemelen şurada bir yerde oluştu. Ne diyeyim adi herif. Saniyesinde oluşur mu adam ya? <laughs> Şöyle bir alan doldurmaya çalışıyorum. Ya bir blok aşağı veya bir blok yukarı koysam olayı yırtar biliyorum. Ama sonradan üzerine bir şey koyduğun zaman havada kalıyor. Veya her birinin altına blok koyman gerekiyor falan. Açıkçası me meşale bana. Ne bileyim daha basit geliyor. Yoksa bak şurada mesela oluşma şansı yok. Hakikaten o güzel bir şey yani koyuyor mesela görüyor Normalde o blokta oluşabilecekken burada oluşamıyor. Yani güzel bir şey yani. Yollar falan o şekilde yapılabilir. Oralara meşaleyle uğraşmazsın. Ki nereye yol yapacaksın? Bir önce oynadığım Skyblock'ta farklı farklı adacıklar vardı. Gidip oralardan malzeme alıyorduk. O durum burada söz konusu değil tabi. Yeterince odunum da var. Yapmışken bir tık daha büyük bir yer yapayım dedim. Şöyle Farklı farklı şeyler koyayım. Şurayı da yıkarım. Onu da kullanacağım zaman burada bir şey kullanırım. Eşimotu kes ama ya. Eşimut çok iyi ya. Bigger is always better. E, şeyin üstünü koyduğum zaman oldu. E, büyük her zaman iyidir bu arada. Anlamaya Şu şeyin üstü. Üç değil de beş yaptım ya. O muhabbet. E, boink. Boink. Çoğalın! asla parçaları. Ama temel kısmını koydum diyebilirim. Mekanı koydum. Bu arada yine yorumlardan Dur bakayım. Süpri. Ne ya Süpre... Şu şekilde bir set varmış. Ona bakacaktım. Süpremium. Senin öyle kese, değil mi? E, bunu yaptığı zaman uçuyor muçsun. Öyle diyorlar. Süpremium ingat. Süpremium gemstone. Property gemstone'dan. Yine diamond istiyor zaten kafadan ingatı premium essence property ingat oğlum şu prosperity maşallah baya bir dönüştürüyor ya mystical architecture yani ayrına veriyorsun yanına bunu koyuyorsun şey oluyor prosperity prosperity ingat tabi prosperity ingat oluyor ee, diamond'ın çevresine koyuyorsun prosperity gemstone oluyor aslında temel de, yani standart ama arkadaş kademe kademe gidiyor. Imperium'u var. Aynı terane. O prosperium'dan geliyor. Imperium'dan geliyor. Ha, ilk başta bir diamond set yapıyorsun serisi. Diamond set yapıyorsun. Oradan ilk başta şöyle malzemeleri yapıp geliştiriyorsun. Ulan aslında bir şey değil ha. Olay tamamen şunu çoğaltmama bakıyor. Prosperity şart bu arkadaşı. Ki buradan herhalde gideceğiz. Veyahut da elektrikli olay da o da hala medyada duruyor. Onu yapacağım inşallah da. Ne zaman? Veyahut da prosperity comp'tan. Ya kardeşim prosperity B. This species of bees can't breed among themselves. Kendi aralarında çiftleşemez mi? Ne di? Crystalline B'ye prosperity blok veriyorsun. 9 tane lazım yani en azından. Crystalline B de Quartz Nest'ten çıkıyor. İşte bak Quartz Nest'i yapmak o kadar sıkıntı değil. Nedir Quartz Or'un yanına bir tane kılıç ortasını deliyorsun yani işin esprisi. Şu arkadaşı koyuyorsun. Attract Crystalline Bees in the Nether. İşte bak Nether'da koyacaksın. Nest must be placed in the Nether to attract bees. Bu abi yapıyorsun. Koyuyorsun Nether'a. Veriyorsun şeyi. Ee, hani. Evet, adını unuttum. Anladın siz onu arıyı çekiyor. E, alıyorsun geliyorsun buraya fıtı fıtı. Onu da şeyle çoğaltıyorsun. Öyle gidiyor yani. <laughs> Onu da bu arkadaş da çok. Şu da ilginç olabilir aslında. Yani şu yok olmuyor mu acaba diyeceğim de sanmıyorum. Yani enerji analiz. Tahmin edeyim yok oluyordur o ya. Kuvvetle muhtemel. Sentrifüj yapmak lazım zaten. Bunlar da üretmediğim için çok bir alakası yok şu anda kendi aralarında da çoğalamadığına göre kristalize çoğaltıp onlara o şeyleri yedirip öyle çoğaltmamız lazım. Özel yemekleri falan var bunlar daha hızlı iş yapıyor falan. Baya baya oradan da gidiyor yani. Yalnız öncelikle her şeyden önce kendimize bir tane sınırsız su bir yere yapalım. Ee, en büyük sorun o olur valla. Hatta ortada bir yerde olsun ya. Değil mi? Bu kadar biliyordu da gerek yok aslında o iş için ama. Ha. Böyle güzelleştiririz. <laughs> Çok güzel. Mükemmel güzelleşti ya. Konik. Şunu da şuraya koyarsam. Gayet bok gibi oldu. <laughs> Boink. Boink. Her zaman dolabında iki tane kova suyu tut her şekilde ne olursa olsun işini garanti al Hoş aşağıda bir tane su var. Olsun riske gerek yok yani o üç tane mi oluyor? bayağı da çiçekli çikolata oldu. Tamamdır gel şu arkadaşa su gerekiyor ya şimdi ilk bitkiyi yapmak için. İki tane blue, iki tane cyan gerekiyor. Point. Onu bir deneyelim. Bu modun başlangıcı. Tohumu da unutma ama canım güzel kardeşim. Her seferinde aynı terane. Tohumsuz bir alt olmuyor. Ne yaparsan yap. Şu tohumu istiyor. Ver birkaç tane de. Arkadaşların da üzerinden yürümek lazım. Bunu da ektiğin zaman tamamdır. Magic Hydrogen Şu abi. Just Friendly Crashtons ee, Açıklaması var mı bu işin? Bir açıklama fena olmaz. Aralarda var mesela. Onu tatlı tatlı yapmışlar. Şimdi bu abiye değer yapmam lazım. Beşe beş. Arkaya yapalım. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla önerilen yapı modeli. Köşeler bir acayip durmuyor mu ya? Neyse tamamı sınırsız. İşin esprisi şu zaten. Şu köşe yani şu 1, 2, 3, dört tane suyu sınırsız yapmak. olay o yani. Aslında şu köşelerin olmasına bile ihtiyaç yok. Şununla şu şunu sınırsız yapar. Onun dışında toprak olur diye düşünüyorum. Zannımca. Aa bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ee, bunun sularla aynı hizada olması lazım. Yani şunu yık. Oraya toprağa koy. Oink. Sularla aynı hizada olması şart. Şunun değil mi? İnşallah. İnşallah olay odur. Hydrogen. Olması lazım ya değil mi? Kitapta da öyle yazıyor. Hydrogen flower act as a liquid base. Passive generator. Yani sıvı tabanlı e, pasif olarak yani, sudan mana üretiyor. They suck up any still water. 3x, 3'e 3 kare çevresi. Biz 5'e 5 yaptık ama 3'e 3'tekini yiyecek ya. Sürekli üretsin diye. Oradan suyu çekiyor. At the same altitude. Aynı hizada. Suyu manaya çeviriyor. Maalesef Yağmur zamanında hızlı çalışsa da Genel olarak mana üretimleri yavaşmış 3 gün sonra da yok oluyorlar 3 günde bir bundan yapman gerekiyor Tamam bunu yaptın da Bunu mana pula yönlendirmemiz gerekiyor mana burada gösteriyor mu ya Heh, Mana pool aynen Mana pool yapacağız Hoss mana spreader yapacağız. Bundan aldığını mana pula yönlendirecek. Ondan sonra da işte mana pulun içindeki manayla yani doğanın enerjisini kullanarak şu an doğanın enerjisini topluyoruz. Doğanın enerjisini kullanarak da bazı malzemeleri bazı malzemelere çeviriyorsun. Genel olarak botanikanın yaptığı muhabbet bu. Mana kısmında. Bir de ayrıyetten şey de var. Hangi sonunda bilmiyorum. Bir tane Çiçek var ki onu şu an yapabiliyor muyuz zaman bilmiyorum. Belki zamanla yapılır şu an çünkü sadece ikisi var. Generating flora diye bir şey de var. Generating mana should be at the top of the botanist. Mana üzerinden de herhalde ekstra çiçek de toplayabiliyorsunuz. Zaten söylemiştim. 16 tane çiçek var. Çiçeklerden bir tanesi çevresinde pişmiş taşı veyahut da pişmiş herhangi bir şey mi? Random olarak bir madene çeviriyor. Yani diamond bile çıkabiliyor ondan. O abi koyuyorsun, çevresinde taşları koyuyorsun, tık tık çevirip duruyormuş. Ben onu bir daha bilmiyorum, bakacağız. Ee, bize şey lazım şu anda. Mana pool lazım, mana spreader lazım. Bunun malzemesini yapmış olsak da nereye koyacağım da ne? Ha burada Bunu da bir öncekinde yapmıştık hatırlıyorsan. Şu çiçeğin çevresine taş koymuştuk. Şu arkadaşı yapmıştık. Aha da mana pool da bu şekilde yapılıyor. <laughs> Ee, onun dışında bir de bize Pulse Mana Spreader. Pulse olanı mı? Yo Mana Spreader var. Bir de polsu var. Mana Spreader Living Wood'la yapılıyor. Blue Shimmering. Ya bir şey hangisi olduğunu fark etmiyor herhalde. Onu yapmayı unuttum. O da benim hatam. New Chapter Unlocked. Teşekkürler. Gel bakalım. Şimdi taşı koyduğun zaman canlanmış taş yapıyor. Odunu da koyduğunuz zaman canlanmış odun yapıyor. Yani Türkçesi uy. Türkçesi bu bu işin. Belli bir süre sonra da bunları canlanmış odun yapacak. Onunla da şey yapacağız. Mana aktarıcı. Atıcı, sprey ki Şu Wandock'ta Forest'ı da istiyorum. Bununla da işte bazı şeylerini görebiliyorsun şu an ne kadar mana alıyor, nedir, ne değildir diye. Onu yapmak için herhangi bir üç yaprak sıkıntı değil. Bir de living twig yapman lazım. Onun için de living wood gerekiyor şu an yaptığımızdan. Yani sırf altı tane ona... Oha yaptın mı lan? Oh hızlıymış be. Taşa göre. Anda living wood. Olur. E, tamam abi sen bana biraz daha yap o zaman şundan. Lazım ya. Karnımızı bayıralım. İki moda böyle götüm götüm ilerliyorum. Teknik olarak yani. Bu hoş araların aslında üç, iki, üç modum var. Yani productive bir var. Bir de bambuz ol diye bir şey var. Bamb ya bu ama zaten birbirleriyle birleşik. Modları da öyle bir yapmışlar ki maşallah el ele çalış çalışmış adamlar ya. Modların hepsi birbirini destekler. Birbirinden bir şeyler alır. Hani birçok mod zaten şey diyor. Atıyorum. Bumble's olan muhtemelen product bir olmadan çalışmaz. Falan yani. Anlatabiliyor muyum? O modu al onun üzerine de ben bir şeyler ekledim falan gibi. Gidiyor. Bence güzel bir şey. Mana Spreader. Şimdi Mana Spreader'ın kendisi işe yarıyor mu? Dediğim gibi yani üstü körü baktım çünkü kurcalayarak bulmak istiyorum. Şundan şey de yapayım da onu da görelim. Kardeşim çok ayak altındasınız. <laughs> Nerede o? Bu beyazdan tonla var ya sıkıntı değil. 1, 2, 3. Ver bakalım. Çıt, çıt çıt İki tane, iki tane sivri zeka. Önün arkasının olması lazım. Şöyle. Yap. da böyle. şu mesela gösterdiği zaman da bir şey göstermiyor. Herhalde üretim olan şeylerde gösteriyor. Eğer malzeme buysa tabii. Aha bak bunda gösteriyor mesela. Bak bu yokken görüyor musunuz? Hiçbir şey görmüyorsunuz. Bundayken mesela öncelikle o doluluk oranı şeyin mana <laughs> putun doluluk oranı. Altındaki de tablet olması lazım. Onu da görmüştüm. Uy. Dur bakayım şunu koyayım da. Ee, tablete koyabiliyorsun. Tablet üzerinden de bir şeyler yapabiliyorsun. Şununla. Yanlış mı yaptım? Heh. Heh. Ee, çömerek çömerek. Mana spreader. Mana pula aktarıyor sözde. Bu da ona aktarıyor. Yes, tamamız. Aynen, doluyor. Güzel. Şimdi işte mana olan şeyleri yapabiliriz. Man Manapul'da ne var? <laughs> Onu hatırlamıyorum şimdi. Abi. Kafa orada gidiyor işte. Orada böyle Fatal Erol. Mana mu Moon yazıyorsun. Düşün yani. Bir yerden sonra mana Moon. Ha, bak tablet dediğim de bu bu arada. Mana tablet. Şunu yapıyorsun. Ki hangisinin oluyor? yok. Mesela bir tane Ender'i içine atayım. Mana Pearl olacak. Çevresine de Living koyayım. Mana Tablet olacak. Mana Tablet'te de işte pet şeyleri tamir edebiliyorsun. Belli şeylere enerji sağlayabiliyorsun herhalde. O içindeki manayı taşımanın yöntemi diyelim. De ben manada ne yapacaktım? Diamond falan mı vardı onun içinde ya? Bir şey vardı. Diamond'la alakalı bir şey var mıydı? Valla yoktur galiba. he. vallahi yok. Bir şeyleri çeviriyorduk. Ben bulurum şimdi onu. Bir şey için yaptık bunu yani. Neyse bu da burada sonuçta üretim yapıyor. Onunla birlikte yanında çiçek var mı? Şunları da çoğaltmaya da devam edelim. sağlam duruyorlar mı? Bir bakayım içine hızlıca. Bir tane bunda var. Üç tane bunda var. Ee, hepsi yetişkin mi bunların? Küçük olsa burada söyler mi bana? Yavrum şapur şapur akıyor ya. Bir de pistolla buradan şettirebilirsin diyen de var da. Gerek yok be abiciğim. Gözümü <laughs> seveyim. Bir var. Bunu bir adam edeydin ya. Doğru gün malzemem de yok farkındasınız. Öyle bir Aha, da lazım olan şey buydu. Alçımlık kataklist ne oluyor ondan emin değilim. Alçımlık kataklist. Bu kısmını bilmiyorum arkadaş. Ama içine granit stone attığın zaman andasit yapar diyor ama alçemit kataklist gerekiyor herhalde. Altına falan tahmin ediyorum. Büyük ihtimalle havuzun altına bundan yapacaksın. Ki... Oh. Yani Braze Road çıkartabilirim. Kabul stone yapar. Bunu yapabilirim aslında. Altın zaten var. Living Rock da yapabiliyorum. Mana Pearl'de bir tane Ender Pearl'ı şeyin içine atacağım. Ben hiç Ender Pearl çıkarttım bu arada? Bir tane çıkartmışım. Ve ona harcanır mı? Hmm. Harcanır. Niye harcanmasın? En azından bir tane item yapalım. İçine atıldığında oluyor mu? Onu da bir görmüş olalım. O, o, o muhabbete de belki şey gerekir. Nedir onun adı? Bak onun yanında bir şey göstermiyor ama. Ha istediği enerjiyi de söylüyor. Ey, ona yeni dikkat ettim. Şu kadar diyor yerim diyor değil mi? Muhabbet o tahmin ediyorum. Ne kadar oldu? Daha o kadar yok. Yani şu an bunun içine atsan da ı -ı, ölmüyor. Evet sen yavaşmışsın kanki. Onu anladık yani. Mana spreader bu dağıtıyor. Öbürünün mantığı ne acaba? Yani iki tane var ya. Bir mana spreader var, bir de pulse mana spreader var. Mana storm charger. Pulse olanı redstone'la birlikte ha ekstra çalıştırıyorsun. yani. Bizim sürekli çalışsın sıkıntı değil herhalde umarım inşallah. Bu arada bayağıdır oynuyorum. Adettendir şurada da biraz ilerleyelim ya. Yani arı yerini yaptım. Botania'nın en azından başlangıcını yaptım. Üretecek o. Ha bir de aslında diğerini de yapıp ama ona da bir şey yakmak istemiyorum ya. Yani. Şu galiba yanmıyor zaten. Direkt bu yanıyor. Tahmin ediyorum. Onun yanına da pulse charger gerekir mi? Yok. Tahmin ediyorum yan tarafta yaksam, şeye yönlendirsem. Mana star Wand of Forest. Won't credit for telling if you are turning a profit or loss in your mana pool. Allah Allah karlı mısın zararlı mısın mana Band of Forest anlamaz yani gösteremez diyor. Ee, manastar yapıp pulun yanına koyduğun zaman kırmızı yandığında kaybediyorsun mavi yandığında kardasın. Yani mananın yetip yetmediğini söyleme amaçlı. İlginç durum. Mana Void dediği direkt acaba etraftan mana mı çekiyor? Grave for mana. Ha, mana için mezarlık. İçine herhangi bir mana döküldüğünde yok olur. Tekrar gözükmez. Ne alaka abi? Niye yok ediyoruz manayı ya? Manalar yok olmasın. Emin değilim. Ya şunu yaptık onunla hallediyoruz. Bu arkadaşı yapabilirim aslında. End of flame. Kırmızı istiyor. Light grey. Brown brown. 2 brown. Var mı ki oğlum onlar bende ya? Kırmızı yok. Hasır da yok en azından. Light grey var. Kırmızı yok. Kahverengi de yok. Göremiyorum. Hımm. Hmm. direkt boyama olayı var mıydı ki yanında? Emin yani değilim. Mystic Brown Flower'dan çıkıyor. Direkt boyama diye bir şey yok. Ha, pedal bloklardan belki vardır diyeceğim. Bu tarz, bak şunlar olması lazım işte. Pedal blok yan yana geliyor. Light grey'im var, şeyim var, siyahım var. Bak, kahverenginin yok yani burada. Ha, Mystical Flower Essence Seed'den yapabiliyorsun. Mystical Flower adı. Dört tane çiçeği koyup şundan yapıyorsun. Onu tohuma çeviriyorsun. İşte toza çevirip tohuma çeviriyorsun. Onun içinden de Mystical Flower Essence çıkıyor. Galiba bu arkadaşla farklı farklı şeyler. Aynen. Dizilimine göre görüyor musunuz? Aa, aslında var ya istediğin çiçeği bununla elde edersin işte. Buna gitmek lazım sanki. Botaniye yapmak için tahmin ediyorum buna gitmek lazım. Tier 2 aslında çok problem olacak gibi gözükmüyor. Abi Emin değilim. Çünkü şeyi harcamak istemiyorum abi. Şunu. En azından 9 tane kalsın da. E ee, blok yapabileyim. Prosperity. Buralarda başka prosperity var yok emin değilim. Ki görünürde göremiyorum. Ya bir de bu advance Şimdi nereden açıyorduk ya bak şimdi. Şurada hani yapıyorum. Bir şeyler değil mi? Bigger is always careful does it. Electric magic. Baby falan filan. Şurada değil onlar. Modpack'te. Burada çıkmıyor. İşte ne vardı o? Nerede vardı? Bir yerde daha vardı çünkü bunları sıradan şettiren. Ve görevleri şöyle biraz kurcalayınca bu arada görevlerde diamond falan veren de var. Hoş bunu yapmak için zaten kafadan iki tane diamond istiyor. Ayrı konu. Buna istemiyor. Block of coal, demir, lapis şey, charging station. Bu da building gadget. Belli bir enerji bunun içine dolduruyorsun. Bu to me. Tamam canım. Tamamen ayrı bir konu. Şu an ona girecek halim yok. Şimdi, değil abi ne olur. Peş peşe değil, peş peşe değil. Bir de şunu en son bölümde yapmıştık. Source Magic. Bunlardan belli bir miktar kesmemiz gerekiyor. Merhaba canım. Belli bir miktar kesmemiz gerekiyor. Magic'a da. İlerleyebilmek için. Ama ilk başta galiba şundan bir tane yapacaksın ki Born Book çıkacak falan. Ee... birileri de çıkaydı be. Neyse onu şu altalım. zıbıda da çıkaydı ya. Ne çıkmıyorlar. Ee, bunlar da Tamam işte. tamamdır. Altı tane oldu ya. Yani bu saatten sonra onları çoğaltması lazım. Tık, tık tık bir gideceğim. 3 olacak. 6 olacak 9. Diyeceğim 4 olacak falan filan derken zaten doldururum hemen iki sefere. Eee. bundaki durum yavaşmış. diye yani. Çalışıyor ama değil mi yani şu an? hidrojen Üretiyor Oraya bağlı Spread Oraya arttırıyor Felaket yavaş ama felaket yani öyle böyle değil Hani işi hızlandırmak istiyorsan öbür yananı yapacaksın Ama şundan en azından bir tık, bir tık. Benim şey nerede ya kaçıncıda olduğumuzu falan gösteren Zavazingo'yu ben yine nereye attım Allah bilir. Bizim o kasayı 2200 2200'de bırakmıştık galiba en son. Varındaki şeyi göremeyen. Allah koru ya Rabbi. Yok bir şey yok bir şey. Her şey geçti. Aynen 2200. Ama kaşındın. Kaşın yani ne işin var orada aga. Geç hadi geç. Çık ulan. Aşağıdan, bağırma sesi geliyor mikrofon almıyor galiba onları ya. Oo. Living Wood. Lan ben de diyorum. Lan Living Wood'u direkt mi veriyorsun? Allah canını alma ya. E şu da. Adi pislik tabi köpek olunca aradan çıkıyor. Ne no problem. Ne var ganki? Hoş geldin. Oğlum pedal blok falan veriyor burada. Red verdi, purple verdi, black verdi, lime verdi. E, döndük dolaştık yine şeye mi geldik biz? Botaniye'ye geldik. Tam da ben onu kurcalıyordum. Baksana brown pedal. Baya baya farmland'e ve bir tane aldığın zaman yanında bunu da veriyor. Deme lan doldum mu Allah canını almaya. Dur 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 dur. Buraya pedal koydu yalnız. Ya hadi böyle koy bunları. Kırmızı brown var. İstersek alevi de yapabiliriz. Ona bir bakayım hızlıca ya. Çok uzattım işi farkındayım da. Bir kova su. Hemen yemek tarifi gibi. Yap arkadaşım. Arkadaşı niye o tarafa koymuyorum ki ben ya uğraşıyorum manyak gibi. Tamam bu hadi kalsın burada da. Bunun orada kalması için hiçbir sebep yok. Tüyün yanına böyle koyu ver işte. Tüyümüzü attık. Light grey, red, iki tane brown, bir tane de topum. Budur. Eee... Ha buna da toprak olacak ki 3 3 çevresinde ne varsa yakıyor abi. Tahtaları böyle gerçek anlamda yakmıyor değil mi? Bütün platform yanıp gidiyormuş düşsene. <laughs> Olabilir yani. Bulmaması için bir sebep yok. En azından benim aklıma bir sebep gelmiyor. Şöyle yaparız. Ufa, ufak ufak, bir koruma gibi diyeyim. Bir de ulan yakma diyorum taş götürüyorum. Ben de Normal tahmin ediyorum Şunu yakacak işte ya Galiba 3'e 3 çevresindekini yakıyor Ona da bir tane şeyden gerekecek mi Yoksa buraya koysam olacak mı Şimdi 1-2-3 Şöyle Tamam Hop. Böyle koyduk diyelim. Bu arkadaşı şöyle ektik diyelim. Çevresine. Burada yaratık mı çıkacaksın şimdi? Allah'ını seversen orayı mı aydınlatalım ya? Sen Allah bir gibi Neyse. Dur. Tamam. İkisi birlikte oluyor mu? Bak tiklendi bu şu anda. Bunun tiki de oluyor. E tamam abi. Tiklendiniz. Şimdi bu abiler ne kadar süre yanıyordu bu? 300 tik. 150 tik diyor. Bekliyoruz. Onunla birlikte Hı uh -huh. Hayırlısı. Dolamıyor mu yani? Bir, bir tık ama yani oradan buraya geliyor. Doğru ya. Öyle olması lazım. Ya şurayı şöyle yaptım. İkinciyi de koydum. Buraları bir adam ederim ya büyük ihtimalle. Bunların şeyinden, malzemesinden. Burayı yaparım da. Hatta şu köşeleri de doldururum falan filan. Neyse sonuç olarak. Bağlantısı falan var. Ama bu arkadaşın daha ürettiğini görmedim. Şu ana kadar yanmış olması lazımdı çoktan yani. Bu, bu, değil o zaman. Başka bir şeyle yapacağız onu. Emin değilim. Onun dışında bu arkadaş bak doluyor. Belli bir yere doldurunca pol satıyor. Biraz zaman alıyor. Sadece alttaki dolduruyor olabilir çünkü şu an anladığım kadarıyla sadece alttaki dolduruyor. O da az dolduruyor. Ha gayret kardeşim. Aha yolladı gördünüz mü? de bu dolamıyor tabii yani bu onunla. Bunu değiştirebiliyorsun. Şey muhabbeti bu da. Hani tabletin içindekini havuza at, havuzdakini tablete at. İçine o tableti attığında ona göre aktarıyor. Bunun üzerine biraz daha çalışmak lazım. Bu, bu arkadaş böyle. Diğerinde şimdilik dediğim gibi çoğaltıyorum. Yeterli miktara geldiği zaman bir 10 tane falan geçeyim de. Ona göre şeylerden koyup ona çekmeye çalışacağım. Belki buradakiler aktarılır ona emin değilim. 3 bunda var 3 bunda var şu anda. Bunlardan da deli gibi üretiyor. Cam şişe koysam şeyi de üretecek falan. Bak bu Minecraft'ın hani kombu bu Bumblezone Bumble yaptı. Bu arkadaş bize de yemek veriyormuş sözde ama zehirli ya. Ekstra pişirmek gerekebilir. Honey Treat. Bununla yapıyorsun şeyi. Hayvanı çekme muhabbetini. Bu değil. Hani komp değil. Hani treat. Karışmasın. Hani treat söylüyor mu onu? Hmm, söylemiyor galiba. Yani yanına iki tane bundan koyunca bununla çekebiliyorsun. Onun dışında bununla yapacağın şey de. He, bununla da yapılabiliyormuş. Farklı farklı şeylerle yapılıyor. Tahmin dedim normal şartlarda bununla yapılıyor da şununla da oluyor. Fark etmiyor yani. Herhangi biriyle yapacağız. He, hani artı hani komp yapınca da oluyormuş. Olur. Yani buradan da o şekilde yürümeye çalışacağım. Ama pek umutlu değilim o konuda. Onu söyleyeyim yani farklı modeller çıkartmak için farklı şeylere gitmek gerekiyor. Yani bilmiyorum da bu SkyBlock'ta o pek olacak gibi değil. Varsa taktiğiniz olabilir tabii. Ve şu arkadaşların yanma listesi yani kitapta dediğine göre End of Flower şu. Etrafındaki diğeri yakarak mana oluşturuyor. işte Furnace'da yandığı sürenin yarı süresinde yanıyor. Artık bırakan arkasına mesela lava gibi ki arkasına şeyi bırakıyor ya kobayı bırakıyor ya o işe yaramaz diyor. Bir blok koldan daha uzun süre yanan, daha verimli yanan bir şey varsa da o pardon 4 tane blok koldan daha uzun süre daha verimli yanan bir şey varsa fazlası boşa gider diyor. Dediği bu. Şu an. Onun dışında ekstra burada bir şey söylemiyor. Ya neyse buradan da bir miktar yürüdük diyelim. Ama şu anda kazdığımız şey zaten botanikayla ile alakalı ekstra bir şeyler de verebilir. Farklı farklı çiçekler verebilir. Ama o çiçek tohumunu gitsem fena olmaz. Bu arada burası tabi. Al, almıyorum bile. Lazım da değil ki abi şu an. Ya baksana. Deli gibi odun veriyor. Odun ve demirden hiçbir şekilde sıkıntımız yok ya. Ana doldu bayağı doldu lan. Veyahut da sen kardeşim burada kal ya. Vallahi kal. G gerek yok yani şu anda. Şununla Mystical Fertilizer yapıyorsun. Onu ne yapıyorduk ki? bir şey istiyordu galiba bunda ya. Bir şey de istiyordu da Diamond istiyor yine. Allah'ım ya Rabbim işin gücün Diamond arkadaş. Yok Diamond'ımız Maymond'ımız ya. Olsa tükkan senin. Dördüncü olmadan olmuyor yani. Bir tane Diamond. Elim mi olur? Belki çıkar oradan yırtarız. Öyle bir şey de olabilir. Allah'ım ya. Botanikçi oldum. Bu arada setmet olayına da girmem lazım yani. Bu set nedir? Şuraya platformu koydum. Enderleri kesiyorum. Şey çıkmıyor şu ana kadar. Bu da bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben de Sürif, Ben mesela unutmayın. Görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend of me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break.